Ne olur bir şey söyle artık. Yalvarıyorum sana bir şey söyle. Kim aradı? Ne söyledi? Bir cümle ya, bir cümle. Allah aşkına bir cümle söyle. Yemin ederim daha fazla bir şey sormayacağım. Saatlerdir susuyorsun. Burada yerde oturuyorsun. Ödüm kopuyor sana bir şey olacak diye. Ne olur yapma. Bak ne oldu, nedir bilmiyorum ama... İlhan. Yalvarırım böyle yapma. İzin ver yardım edeyim. Canım, ne olur. Ne olur bir şey söyle. Yani yalvarırım bir şey söyle artık Allah aşkına. Allah'ın adını verdim. Ne olur bir şey söyle. İlhan lütfen. Babam. Babam. Babamı kaybettim. Hoş geldiniz efendim. Çiçekler taziye için geldi. Teşekkürler. Ben de geleyim.
Hanımefendi istediğiniz bir şey var mıydı? Yok, çok teşekkürler. Üstüne gitmezseniz bir süre sonra toparlar. Pek yardım istemez böyle durumlarda. Ama bunu benden duymadınız. Teşekkürler. Pardon, içeri giremezsiniz. Böyle zamanlarda yalnız kalmak ister İlhan. Kimseyle konuşmaz, rahatsız edilmek istemez yani. Evet ama ben kimse değilim. Benimle konuşur. Benimle her zaman konuşur. Lütfen. İlhan Bey. Kadir. Hala gözaltında mı? Evet İlhan Bey. Henüz çıkmadı. Hadi hadi Binur abla hadi. Alo. Büşra. Binur abla neredesiniz? Ah Büşra ah. Babamın yanına geldik. Biz rehabilitasyon merkezindeyiz. Servet bizi evden kovunca buraya geldik. Bir süre daha da burada gibiyiz yani. O ne demek? Nasıl kovdu? Basbayağı. Burası benim evim dedi. Çekin gidin dedi. Ay Büşra çok karışık. Çok karışık. Ben sana sonra anlatırım. Sen nasılsın? Seni soramadım esas ben. Ben iyiyim de ben asıl Kadir abimi soracağım. Alo? Büşra. Binur ablamı aramıştım her şey yolunda mı diye. Arama. Nasıl yani? Bundan sonra arama. Ailenle görüşmeni istemiyorum. Ama İlhan biz bunu konuşmuştuk. Daha anlaşılır bir şekilde söyleyeyim istersen. Bundan sonra ailenle görüşmeyeceksin. Bir saniye İlhan, bir saniye. Gidelim. Ama niye? Evde kal Büşra. İlhan. Büşra susuz kalmış bir çiçek gibi soldu bunu duyunca. Boynunu büktü. Bir damla su için yalvaracak mıydı? Yoksa yağmurun yağmasını mı bekleyecekti? Henüz kendisi de bilmiyordu. Evet başkanım, sağ olun. Teşekkür ederim. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Saygılar. Gereken herkesle konuştum. Sen de üzerinde düşeni yap. En ağır cezayı çekmesini istiyorum. Bana yaşattıklarını kat be kat yaşamasını istiyorum. Gün yüzü görmeyecek bu herif. Müslüman. Anlaşıldı İlhan Bey. Çekilir misiniz lütfen? İlhan Bey'in talimatı var efendim. Maalesef çıkmanıza izin veremeyiz. Olur mu öyle şey ya? Bize ne söylendiyse onu yapıyoruz Büşra Hanım. Bana acilen yardım etmen lazım. Evde sıkıştım kaldım çıkamıyorum. İzin vermiyorlar. Geldiniz. Büşra Hanım nerede? Buradayım.
İyiyim. İyiyim, merak etme. Sence arayayım mı? Kimi? İlhan'a çıkmasın demiş ya benim için. Büşra. Sen böyle bir şey söylemedin. Ben de böyle bir şey duymadım. İyi de biz... Yürü. Açın kapıyı. Elif Hanım, İlhan Bey'in bu konuda kesin talimatı... Kimseye hesap vermeyeceğiz. Kimseden izin de almayacağız. Biz şimdi Büşra ile beraber dışarı çıkacağız. Çayımızı, kahvemizi içeceğiz. Siz de hiç kimseye tek bir kelam bile etmeyeceksiniz. Ne İlhan Bey'e, ne başkasına. Eğer konuşursanız canınızı yakarım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı bence. Güzel. Açın şimdi kapıyı. Büşra. Baba. Baba bana niye haber vermediniz? Neden aramadınız? Gerek duymadık kızım. Baba böyle olur mu? Gözünü seveyim, burada kalınır mı? Ben size yardım edeyim. Hemen şimdi çıkalım buradan, kalacak bir yer bulalım ne olur. Yok, bulma. Neden baba? Sen tarafını seçtin. Başka aileyi seçtin. Baba benim ailem sizsiniz. Ben sadece evlendim. Ben sizden vazgeçmedim ki. Evladım, evlenince sadece bir kişiyle evlenmiyorsun. O kişinin ailesiyle de evleniyorsun. Ne zaman içinde bir bakıyorsun ki o ailenin bir parçası olmuşsun. Zira kimle vakit geçirirsen daha çok ona benzersin. Biz Ödemiş'e dönüyoruz. Sen de kocana dön kızım. Hoş geldin babacığım. Alayım ceketini. Al canım. Nasıl yaparsın ya? Nasıl yaparsın bunu? Aileniz mi senin? Aile karın doyurmuyor kızım. Anla artık bunu. Başkasının üzüntüsünün üstüne, ahının üstüne hayat kurulmaz abi. Yaz bunu bir kenara. Büşra söylediydi dersin. Giderken bu bayat laflarını da yanında götür Büşra. Lazım olursa kullanırsın başka yerde. Yazık. Yazık, sana çok yazık. Haklısın. Ama bana değil, size yazık. Gerçi sana da yazık değil. Sen zengin kocayı kaptın. Ben İlhan'la parası için evlenmedim. Sevdiğim için evlendim. Ya he. Neyse ya. Sen git yeni kocanla hayatın tadını çıkarmaya bak.
sürünenlere de çok yaklaşma. Bulaşıcı çünkü. Bir bakmışsın sen de onlarla beraber sürünüyorsun. Tamam. Hadi selam. Hoş geldiniz efendim. İlhan Bey. Büşra Hanım'a haber verin geldiğimi. Büşra Hanım evde, öyle değil mi? İlhan Bey, aslında biz kendisine... Ben size ne dedim? Evde kalacak dedim, buradan çıkmayacak dedim. Ben izin vermiyorum dedim. Evet ama biz... Ama ne? Neredesin sen? Dışarıdaydım. Dışarıda nerede? Söyle. Kadir serbest bırakılmış. Ne zaman? Neden bundan haberim yok benim? Neden şimdi öğreniyorum ben bunu? Benim de yeni haberim oldu. Tamam, şirkette beni bekle, geliyorum. Nereye? Daha babanı toprağa vermedi İlhan. Bazı şeyler bekleyebilir ama bu bekleyemez. Önce bunu halledelim. Yapı yalnız kaldı. Bir başıma kaldım. Ben varım. Yalnız değilsin. Ben varım İlhan. Yalnız değilsin. Bugüne kadar sen benim istediğim gibi bir adam olmaya çalıştın. Bundan sonra ben senin istediğin gibi bir baba olurum belki. Biraz uyumaya çalışsam.
günlerdir gözüne uyku girmedi. Duyamıyorum ki. Gözümleri ne zaman kapasam bir boşluk. Ama yarın ayakta olmamız lazım. Son vazifemizi yapacağız. Babanı uğurlayacağız. Ben de onunla daha yeniyim. Biz onunla da bizi paylaşamadık ki. Ben onu nasıl hoşça kal diyeceğim. Demesem olmaz mı? Demesem olmaz mı? Ben ne yapacağım ya? Yanındayım.